Kulak sadece bir işitme organı değil, aynı zamanda bir denge organı olarak da işlev yapmaktadır. Kulağın kısımları var arkadaşlar. Şurası kulak kepçesi. Şurada kulak yolu var. Şurada ise kulak zarı var. İşte bu bütüne biz kulak zarı dahil buraya biz dış kulak adını veriyoruz. Şu bölge ise orta kulak. Orta kulakta üç küçük kemik var. Sırayla çekiç, örs ve üzengi. Şurada bir kanal var. Östaki borusu adını vereceğiz. Orta kulakta çekiç, örs, üzengi ve östaki borusu bulunuyor. Geriye kalan kısım ise iç kulak. İç kulakta ne var? Bir yarım daire kanalları var. Tulumcuk ve kesecik var. Şurada salyangoz var. İşitme siniri. Şuradaki sinirler de arkadaşlar denge siniri. Omurgalılarda işitme ve denge dikkat edin. Hem işitme hem de denge organı kulaktır. En gelişmiş kulak memeli hayvanlarda bulunur. Kulak kepçesi kıvrımlı da bir yapıya sahip. Ses dalgalarını toplar. İki kulağın olması ki ses yönünün tayini hem de dengede bize yardımcı olacak. Çünkü hem işitme organıydı hem de denge organıydı. Arkadaşlar dış kulağın bir başka yapısı kulak zarıdır. Kulak zarı oldukça gergindir. Amacı nedir bunun? Ses dalgalarını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Orta kulakta ise çok küçük üç kemik var dedik. Çekiç, örs, üzengi. Şimdi bunları boyutlarına göre dizeceğiz. En büyük kemik çekiç, sonra örs, en küçüğü ise üzengi. Yani büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Hatta kulak zarını da eklersek, kulak zarı bunlardan da büyük. Büyükten küçüğe doğru sıralanmasının nedeni ses dalgalarını kuvvetlendirmek için. Şimdi bir de östaki borusuna bakın. Ancak bu orta kulağa bağlanan bu kanal nereye bağlanıyor? Yutağa bağlanır. Oysa yutağa aynı zamanda ağız da bağlanıyor. Yutağa aynı zamanda burun da bağlanıyor. Yutak hem yemek borusuyla bağlantı yapıyor, hem de soluk borusuyla bir bağlantı yapıyor. Yani tam bir kavşak noktası. Peki biz neden östaki borusunu buraya bağladık? Buradaki amaç şu arkadaşlar. Burada bir kapak var. Bu kapak sayesinde şurada kulak zarımız vardı bizim. Eğer çok yüksek bir basınç dalgası geliyorsa bu basınç dalgası kulak zarını yırtabilir. Ama ağzımızı açtığımız zaman ağızdan da gelecek olan bu basınç dalgasıyla iç basınç ve dış basınç dengelenerek kulak zarının yırtılması engelleniyor. İç kulak 3 kemikten oluşur. Oval pencereye bağlanan kısım ile buna bağlı yarım daire kanalları ve salyangozdur. Şuradaki siyah olarak daire içerisine aldığım bu parça kulağın, iç kulağın dengeden sorumlu yapısıdır. Diğer kısım ise, yani şöyle kırmızıyla aldığım parça ise, burası da işitmeden sorumlu yapısıdır. Nedir bu dengeden sorumlu yapılar? 1. Yarım daire kanalları. 2. Tulumcuk. 3. Kesecik. İşitmeden sorumlular nedir? Oval pencere, işitmeden sorumlu, işitme ile ilgili. Salyangozun diğer adı kohlea, yuvarlak pencere. Arkadaşlar şurası orta kulak. Şurası bu bölge neymiş? Şurada görülüyor. Oval pencere. Burası ise yuvarlak pencere. Şimdi bu pencerelere bağlı da bir de kanallar var. Mesela şuradaki kanal vestibüler kanal. Şuradaki kanal ise arkadaşlar timpanik kanal. Şu içeride kalan, şu taradığım kısım şurası kohlear kanal. Ve bunların içerisinde sıvılar var. Kohlear kanalın içindeki sıvı endolenf sıvısı. Burada bulunan sıvı perilenf sıvısı. Yine burada bulunan sıvı perilenf sıvısı.
İşitme organı kim? Değerli arkadaşlar, işitme organı işte bu kohlear kanalda bulunuyor. Bakın şu yeşil olarak belirttiğim kısım. Şurada bir organ var, şu organ. İşte bu organ işitme organı olup adı Corti organıdır. İşte işitme organının adını yazmış olduk. İşitme organı. Kimmiş? Corti organı. Evet, şurada işitme organı. Hatta ben şöyle bir şey çizeyim. Şöyle yapalım. Yukarıdaki ne kanalıydı? Vestibülardı. Buradaki kanal kohlear. Buradaki ise timpanik kanal. Şu anda biz nereyi inceliyoruz? Şu kısmı inceliyoruz. Ve organın adı da ne organı? Corti organı. Şurada gördüğünüz gibi bir zar var arkadaşlar. Bu zara tetrahedral zar veya çatı zarı diyoruz. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz tüylere sahip olan reseptörler var. Şöyle gösteriyorum. Bakın tüylü. Ve bu tüylü reseptör hücrelerinin bu tüyleri çatı zara temas etmektedir. İşte bunlar arkadaşlar reseptör hücreleri. Yani temasla ilgili bir reseptör olduğu için bu reseptöre biz ne diyeceğiz? Mekanoreseptör adını vereceğiz. Dolayısıyla bu reseptörlerden çıkan şuradaki sinirler de işitme siniri olarak ifade edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, ses dalgaları dış kulaktan kulak zarına, kulak zarından çekiç, örs, üzengiye geliyor. Sonra burada ses dalgaları kuvvetlendiriliyor. Şurada oval pencere vardı. Oval pencere titreştirilerek buradaki hava dalgalar vestibüler kanaldaki sıvı dalgalarına dönüştürülüyor. Şurada biliyorsunuz ne vardı? Perilenf sıvısı vardı. Oval pencere üzengi kemiğinin vurmasıyla birlikte perilenf sıvısını titreştiriyor ve şu anda ses sıvı dalgası şeklinde ilerliyor. Bakın, sıvı dalgaları kime doğru ilerliyor? Yuvarlak pencereye doğru ilerliyor. Yuvarlak pencere bunu yumuşatıyor arkadaşlar. Yani kesiyor. Burada yuvarlak pencerenin olma nedeni işte bu. Kulaktaki yankılanmayı engeller. Evet, ses dalgaları arkadaşlar daha sonra kohlear kanaldaki endolenf sıvısını titreştiriyor. Endolenf sıvısı titreştiğinde buradaki reseptör tüy hücreleri çatı zara doğru ileri geri sürtünmeye başlıyor. İşte bu sürtünmeyle birlikte bu sefer ses dalgaları elektrik dalgaları şeklinde sinirler tarafından işitme bölgesine gönderiliyor. Tabii önce nereye uğrayacak? Sinir sisteminde talamusa uğrayacak. Ondan sonra işitme merkezine doğru geçmiş olacak. Sesle ilgili bakın hava dalgası şeklinde geliyor. Buraya dikkat edin, oldu mu? Sonra bu iç kulakta sıvı dalgalarına dönüşüyor ve kohlear kanaldaki Corti organında bu neye dönüşüyor? Elektrik enerjisine. Elektrik dalgalarına dönüşüyor. Bakın hava dalgaları şeklinde başladı. Sıvı dalgaları şeklinde devam etti. Sonra salyangoz içindeki kohlear kanalda elektrik enerjisine dönüştürüldü. Önce talamusa sonra da işitme merkezine gönderilmiş olundu. Dış kulak, kulak zarı, çekiç, örs, üzengi, orta kulağı terk ettik şimdi, iç kulağa geldik. Oval, pencere, perilenf sıvısı titreşimi. Sonra bu perilenf sıvısının titreşimi endolenf sıvısını titreştiriyor. Hangisi daha şiddetli sesi veriyor? A mı, B mi, C mi? Şurası değerli arkadaşlar oval pencere. Bakın şurada tepe noktaları var ses dalgalarının. Ve oval pencereden uzaklığına dikkat edeceksiniz. Mesela C'de ses dalgasının oval yuvarlak ama oval pencereye uzaklığı bu kadar. B sesinde ise ses dalgasının uzaklığı bu kadar. A'da ise bu kadar. Hangisi daha şiddetlidir?
A mı B mi C mi? A, evet. O zaman ses şiddetine göre A büyük, B büyük, C. Bu da bize şunu gösteriyor. Oval pencereden ne kadar uzaktaysa ses şiddeti o kadar azdır. Çok yüksek sesli ortamlarda çalışan insanlarda yaşanan işitme kaybının sebebi nedir diye soruyor. Ya da yaş ilerledikçe neden işitme kaybı yaşanır diye soruluyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim mekanoreseptörlerimiz tüylü reseptörler. Bu neye temas ediyordu? Şurada çatı zar diye bir zar var. Çatı zara temas ediyor. Buradaki tüy miktarı azalırsa işitme kaybı da artmaya başlıyor. Yani bu işitme kaybının olma nedeni mekanoreseptörlerdeki tüy miktarının azalmasından dolayıdır. Arkadaşlar dengeyle ilgili 3 tane yapı var. Bunlardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz yarım daire kanalı. Yarım daire kanalı 3 tane. Bunun uç kısmında şişkin bir yapı var arkadaşlar. Şurada ismi yazılmış zaten. Ampulla adı veriliyor. Şimdi biz şu bölgeyi büyütüyoruz. Yarım daire kanallarının ucundaki bu şişkin yapıyı, bu ampullayı. Ve içinde ne olduğunu görüyoruz. Bakın şurada jelatinimsi bir madde var. Yine burada dikkat ettiyseniz tüylü reseptörler var. Yine bu tüylü reseptör olduğuna göre bu reseptörümüz de bizim mekanoreseptörümüz. Bu da bize şunu gösteriyor. Kulakta yalnızca mekanoreseptör var. Ve bu ampullanın veyahut da şu yarım daire kanallarının içindeki sıvı ne sıvısı? Endolamp mi? Perilamp mi? Arkadaşlar buradaki sıvı endolamp sıvısı. Kadın ne yapıyor? Etrafında dönüyor bakın. Etrafında döndüğünde endolamp sıvısı da hareket ediyor. Hareketi görüyor musunuz? Bu endolamp sıvısı jelatinimsi şu maddeyi de yatırıyor. Bakın belirli bir açıyla yatırdı. O yatınca otomatik olarak siller de yatmış oldu. İşte bu yatma oranı bize ne kadar şiddette bir denge değiştiğini gösteriyor. Ona göre de denge sinirleri de impuls, pardon, reseptörlerde ona göre bir impuls oluşuyor. Denge sinirleri aracılığıyla önce yine nereye gidecek? Bu beyinciye gidecek. Ve buradaki harekete dikkat edin arkadaşlar. Hareket sağa doğru gerçekleşiyor. Sağ bir hareket ama endolampin hareketi sola doğru gerçekleşiyor. Yani insanın hareketi ile endolampin hareketi ters yönlü gerçekleşir. Şimdi gelelim tulumcuk ve keseciye. İçinde şurada kalsiyum karbonattan yapılmış kulak taşları dediğimiz veya otolit dediğimiz taşlar bulunmaktadır. Ve yine bunun içerisinde gördüğünüz gibi silli hücreler var. Silvi reseptörler. Yani bu da bir mekanoreseptör. Yine bu reseptörler şurada gördüğünüz gibi bir sıvı içinde. Jel sıvı içinde. Arkadaşlar bakın vatandaş kafasına öne doğru eğmiş. Eğdiği zaman da şuradaki taşların hareketine bir bakın. Sıvının hareketine bir bakın. Ve sillerin yine yatışına bir bakın. İşte buradaki bu hareket bize hareketin şiddeti hakkında bir bilgi olur derece. Burada hangi sıvı var? Yine endolamp sıvısı var. Açısal hız, yarım daire kanalları veya bir başka deyişle dönme hızıyla ilgili konum değişikliğini bildiriyor. Lineer hızı ise tulumcuk artı kesecik bunlar bildiriyor. Yani yer çekimine bağlı konum değişikliğini bildiriyor. Mesela yukarıdaki bayana baktığımız zaman dönme bakın. Bunu yarım daire yapar. Ama aşağıdaki adama baktığımız zaman kafasını öne eğiyor. Yer çekimine bağlı olarak bir değişiklik yapıyor. İşte bu hareket tulumcuk ve kesecik yani lineer hız veya bir başka deyişle statik denge. Açısal hız ise dinamik denge. Örneğin arabadaki koltuğundan
kalkan sürücü kapıya yönelir diyor. Yer çekimine bağlı olarak konum değişikliğini, adam koltuğundan kalkıyor, ayağa kalkıyor. Yer çekimine bağlı bir değişiklik var. Sonra bir hareket ediyor. Burada bir dönme yok. Yani etrafında bir dönme yapmıyor. Bu ayarlamayı turuncuk ve kesecik yapıyor. Mesela sen arabada oturuyorsun. Otobüs gidiyor mesela. Otobüs gidiyor. Buradaki dengeni kim sağlar diye sorarsın. Şimdi o zaman burada yarım daire kanalları mı yoksa turuncuk kesecik mi? Tulumcuk kesecik. Ha, çünkü burada bir dönme yok. Çünkü senin vücudunu, dikkat et, o koltukta oturamazsın eğer tulumcuk kesecik çalışmazsa. Çünkü dengeni sağlayamazsın. Başın maşın döner. Şimdi etrafında hızla dönen bir kişi aniden durursa, yani Mevlana gibi dönüyorsunuz, sonra birdenbire ne yaptınız? Durdunuz. Ve başınız hala dönüyormuş gibi hisseder. Bunun nedeni ne olabilir diye soruyor. Arkadaşlar, insanların hareket hızı ile hareketi bile endolenfin hareket hızı aynı değildir. Endolenf daha yavaş hareket eder. Bu yüzden siz dursanız bile endolenf hareket etmeye devam eder. Hangileri işitmede, hangileri dengede görev alır? Kulak kepçesi, işitme, dış kulak yolu, işitme, kulak zarı, işitme, çünkü ses dalgalarını alıyor. Çekiç örs düzenli, işitme, oval pencere, işitme, salyangoz, işitme, vestibular, timpanik, kohlear kanal, işitme, yarım daire kanalları denge, ampuller denge, tulumcuk denge, kesecik denge. Endolenf sırası, işitme ve denge, hatta perilenfi de yazalım mı? Perilenf nerede görev almış olur? İşitmede görev almış olur. Mesela mekanoreseptör derse işitme artı denge. Şimdi yazmış mıyız? Mesela çatızar derse, çatızar zaten kortideydi. İşitme.